Herkese merhaba arkadaşlar. 21 Temmuz 2020 iddia tahminleri ile hepinize merhaba. 3 maç seçtim. Zaten bültende çok fazla maç yok. Ekstra Watford ve Sporting maçlarına da kendi tahminimi söyleyebilirim. Watford pek söyleyeceğimi sanmıyorum fakat Sporting'i söyleyeyim arkadaşlar. Aston Villa Arsenal maçını seçtim. Atalanta Bologna maçını seçtim ve Milan son zamanların Serie en çok formda olan iki takımdan bir tanesi Milan, diğeri de Atalanta. Bu özellikle Milan maçını seçtim. Yine güzel 3 maç şeklinde ilerleyeceğiz. 20 Temmuz'a baktığımız zaman iki tane maç söylemiştim. İlk maçımız başladı. Wolves maçı da başlayacak. Az kaldı başlamasına. Videoyu çekeyim dedim ben. İki maça da MS1 dedik. Attık kuponumuzu bekliyoruz aynı şekilde. Gelirse video başlığından da zaten anlarsınız veya diğer gün aynı şekilde mi Diğer maç analizlerini yaptığım zaman video başlığından da anlarsınız diyerekten ilk maçımızla başlayalım. Maçlara başlamadan önce arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Bu maçlar hakkında kendi analiz ve yorumlarınızla yoruma yazarsanız şundan şundan dolayı Milan'a vermek daha mantıklı şeklinde diğer arkadaşlar da faydalansın, bir fikir birliği olursun, herkes faydalansın şeklinde ben bir önerim var. Ee, dediğim gibi böyle yaparsanız daha çok kazanma olasını mesela birinin fikri yatar, birinin fikri yatmaz, diğerinin fikri tam yatmaz, diğer arkadaşımız pekiştirir falan böyle bir yardımlaşma yapmanızı öneririm. Ben de zaten attığınız her yoruma cevap veriyorum gördüğünüz üzere. Sizler de görmüşsünüzdür. Videoya da like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Şunu da söyleyeyim. Video kanala düştüğü an bildirimleri açarsanız bildirimleri açtığınız zaman size bildirim gelecektir. Video düştüğü an bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. İlk maçımız Aston Villa maçı. Arsenal'ın bu kadar yüksek oran vermelerinin sebebi Aston Villa'nın küme hattında olması. Küme hattından çıkış yapmak için elinden gelenin çabayı göstermesi. Ki gösterdiği takdirde şöyle bir durum var. Önlerinde iki tane maç kaldı. Aston Villa'nın bu Arsenal maçı var ve son maçı var. Son maçına baktığımız zaman da West Ham mücadelesi var. West Ham da zaten baktığımız zaman 16. sırada yer alıyor. Şu an kümede kalmayı garantiledi. Küme düşmemesi riski şu an sıfır yani hiç yok kesinlikle kalıyor. Aston Villa'da son haftalarda özellikle iki, son iki haftadır Crystal Palace zaten yenmeyeni dövüyorlar ki arkadaşımız yazmış. Aynı şekilde onu da söyleyeyim buradan. E Everton maçına baktığımız zaman da Aston Villa Everton maçında puan almasını bildi arkadaşlar. 72. dakikada attı gol hatta 87'de golle mesela galip gelme gibi bir şansı vardı ki iyi de futbol oynadığını söylemek gerekir Aston Villa'nın. Şut olaraktan da çok şut denemesi yaptı. İsabetli şutlarda zaten birbirine yakın şeklinde diyebilirim. Arsenal'a baktığımız zaman herhangi bir iddiası var mı yok mu? Arsenal için bu önemli. Arsenal 53 puanda önündeki iki maçını kazandı diyelim. 59 puanda yine 6. sıraya yükselme şansı var. Fakat şöyle bir durum var. Wolves ve Tottenham maçları var. Bunlar da iyi takımlar olduğu için önündeki maçları özellikle Wolves zaten ee, maç eksiği var. O aynı günde maç oynayacak. Aynı şekilde Manchester United maçını oynayacak. Wolves zaten Arsenal'ın bir 6. olma gibi bir şansını ben açıkçası 6. olamayacağını söyleyeyim ben. Olamayacaktır. Önündeki takımlar elbet puan alacaktır. O yüzden Arsenal'ın ben bu maçta çok fazla zorlar mı galip gelir mi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Her iki takımın ben birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Çünkü biri küme için saldıracak. Hatta bir sürpriz olaraktan Aston Villa galibiyeti bile çıkabilir. Arsenal'da son oynadığı maçta Liverpool'u 2-1'lik galip gelerekten de ee, önemli bir galibiyet aldı. Liverpool zaten şampiyon oldu. Artık ligi çok fazla önemsediğini sanmıyorum. Ama gerçekten güzel bir futbol oynadı. Maçtan da bir futbol mucizesi diyebilirim ben açıkçası bu maç hakkında. Liverpool gerçekten muazzam bir futbol oynadı. İstatistikler de olarak görüntüde. Dediğim gibi futbolu güzelleştiren zaten bu olaylardır. Şans işi de var için, işin içinde. Galip gelmesini bildi. Zaten Tottenham mağlubiyetinden sonra ben Arsenal'ın kötü gideceğini düşünüyordum açıkçası. Çünkü e, önündeki ümitleri Tottenham önüne geçti derken e, UEFA şansı kalmadığını bu maçta belli oldu. Fakat son maçlarında galip geldi. Liverpool maçında galip gelmesi bir sürpriz oldu açıkçası. Ben bu maçta galip gelir mi? E, zor diye düşünüyorum. Galip de gelebilir arkadaşlar. Fakat gol bahsini oynamak bence mantıklı. Çünkü düşman altındaki takım Aston Villa takımı daha agresif bir futbol oynayaraktan galip gelecektir diye düşünüyorum. Sakat cezalı isimlere baktığımız zaman Şöyle Leno kaleci sakat. Arsenal takımından onu söyleyeyim ben size. Sonra önemli bir sakatlı yok. Aynı şekilde. Baktığımız zaman Aston Villa'da şöyle golcü isimlerden 5 golle bir tane Westley sakat. Forvet hattında 24 yaşındaki genç oyuncu sakatlı var. Defans'ta şüpheli durumda oyuncu var. House şeklinde. Contre House şeklinde. Şöyle baktığımız zaman defans hattında eksikleri var. Yani hücum hattında önemli bir eksikliği yok Aston Villa takımının. Gol cisimleri oynuyor. Son maçta da aynı şekilde boy gösterdi. Bu maçta dediğim gibi KG var bahsi en mantıklı bahis olacaktır diyerekten geçiyorum. Atalanta maçına baktığımız zaman arkadaşlar Atalanta'da zaten e, Şampiyonlar Ligi'nin garantilediği bir satma durumu son maçta mesela galip gelebilirdi. Çok şey, rahat bir şekilde galip gelebilirdi. Galip gelmedi. Hellos veren ama bu maça biz KG var dedik arkadaşlar zaten. KG var geldi. ikinci yarı geldi hemen. Yani fakat çok fazla iyi baskılı futbolunun sürdürdüğünü söylemek doğru olmaz. Dediğim gibi en formda takımdı. Şampiyonluk iddiası yok. Ben yine bu maçta yenileceğini düşünmüyorum. Fakat gollü bir maç bekliyorum bu maçtan da. Bologna takımına da ben karşılık vereceğini düşünüyorum. Bu maçta son maçlarında zaten galip gelemese de puan alamasa da berabere falan bilse de gol atmayı bilen bir takım. Sonra maçlara baktığınız zaman pandemi sonrasında sadece ilk maçında gol atamamış Juventus'a karşı. Diğer her maçında gol atmasını bilmiş. Dediğim gibi golcü bir takım. Son maçında Milan'da da 5 tane gol yedi. O maçta da biz KG var şeklinde 2.5 şeklinde demiştik. O maçlarda tahminimiz tuttu. E, bu şu maçta da aynı şekilde ben gollü bir maç bekliyorum. Her iki takımın birbirine gol atmasını bekliyorum kesinlikle aynı şekilde. E, onu söyleyeyim. Yine KG var bahsi bu maç için en ideal bahsidir şeklinde. 1 gibi bir oranı var. Geçen maç gibi birbiri biter mi? Yine beraberle bitirler mi? Çünkü Atalanta'ya fazla yüklenme olduğunu düşünüyorum ben. Sakat cezalı isimlere baktığımız zaman İlişiç arkadaşlar sakatlık gözüküyor. Ki 15 gollü Josip İlişiç gerçekten Atalanta'nın en golcü isimlerinden bir tanesi. Şöyle gösterdiğiniz zaman 15 gollü 3. sırada yer alan golcü. Baktığımız zaman cezalı durumda var. Hans Hatober arkadaşlar defans hattında son maçta cezalı duruma düştü. Bologna takımına baktığımız zaman Bani var sakatlığı süren defans hattında. Orta sahada da bir sakatlığı var fakat o kadar önemli değil. Dediğim gibi bir KG var bahisi bu maçta da mantıklı olacaktır. Zaten puan tablosuna baktığımız zaman şunu söyleyebilirim ben size. Dış sahada gol atan bir Bologna takımı var. 50-48 gol atıp 57 tane de gol yemiş. Dış Sağda 27 tane gol atmış. Çoğu takımdan iyi gol atmış. 31 tane de gol yemiş aynı şekilde. İç sahada Atalanta'ya zaten söyleyecek bir şey yok. 50 tane gol atmış. 24 tane de gol yemiş. Atalanta takımda gol atıp gol yemeyi, e, gol yiyen bir takım olduğunu söylemek gerekir. Ki her zaman söylerim. KG var da aynı şekilde ideal olacaktır bu maça. Bu maçta da baktığımız zaman Milan Sassuolo maçı. Bu maçta gerçekten güzel bir maç. Milanın oranı düşmüş galiba. Sabah 1.85-1.90 civarı olması lazımdı. Ben baktığım zaman 1.75'e kadar düşmüş. Formda Milan arkadaşlar galip gelebilir. Sassuolo'ya hemen arkasında ki arasındaki puan farkı 8 puan fark var. Milan Napoli ile yarışıyor. UEFA için gerçekten formda hatta Roma Roma ile de yarışıyor. Onu da söyleyeyim. Önündeki maçlarda amaçlar var. Önünde Atalanta maçı var. Zorlu maç var. Diğer iki maç Sampdoria ve Cagliari maçları var. Bu maçlardan puan çıkarmasını bilecektir. Formda Milan son maçlarında 4-1 galip gelmesini. Hatta 5-1 galip geldi. İlk yarı 2-1 erken goller buldu. Çalhanoğlu olsun, Rebiç olsun. Çok fa formda isimler özellikle. İbrahimov için de ben bu maçta bir katkı bulacağını katkı olacağını düşünüyorum. E, Sassuolo takımı da aynı şekilde son maçları gerçekten gollü bitiyor. Juventus'a 3 tane attı, son maçında berabere bitti, bir tane attı. Lazio'yu yendi, Bologna'yı yendi, Lecce'yi yendi, Fiorentina'yı yendi. E, pandemi sonrasında iyi bir iyi futbol oynadığını söylemek gerekir. Büyük takımlara da karşı iyi oynuyor. Inter'de 3-3'lük üç beraberliği var. Atalanta kendi evinde 4 tane atmış. Genel olarak son zamanlarda grafiğine baktığımız zaman iyi bir futbol sergilediğini söylemek mümkün arkadaşlar. Sakat cezalı isimlere baktığımız zaman defans hattında bir cezalı ismi var. Ferrari diye defans hattında cezalı durumda. Şöyle golcü isimlerinde sakatlığı yok. Pedro Obiang aynı şekilde orta sahada cezalı. Milan'a baktığımız zaman geçen haftaki sakatlıklar aynı şekilde devam ediyor. Önemli olan sadece Lejo arkadaşlar. Bu maçta cezalı durumda, sakat durumda bu maçta bir Milan galibiyeti denenebilir. Fakat KG varın da ben geleceğini düşünüyorum. 1.32 oran biraz düşük. Fakat risk isteyenler varsa e, oran biraz güzel. Ben bu maçta bir Milan galibiyeti bekliyorum. Bir berabere de çıkabilir açıkçası. Ama ya öncelikle bahsimiz KG var olacaktır. 3 maçın 3 maçın bahsi de aynı şekilde KG var arkadaşlar. Aston Villa Arsenal maçına KG var dedik. Atalanta Bologna maçına da aynı şekilde KG var. E, Sassuolo Milan maçına da KG var dedik. 3 maç KG var kuponu bence gayet güzel oldu. Mantıklı bahisler arkadaşlar. Son zamanlarda sürpriz Son haftalarda zaten kesinleşti. Mesela Atalanta takımı Şampiyon Ligi'ni kesinleşti. Maçlarda gol yiyor. Gol atıp bırakıyor. Çok fazla gol atmıyor önceden. Baktığımız zaman 4-5 tane gol atan takım bu aralar 1-2 tane atıp bırakıyor. Maçları 4.5 alt bitiyor aynı şekilde. Baktığımız zaman onu da göstereyim şöyle. Son maçlarına baktığımız zaman 6-2'lik bir var son maçı beraber. 2 tane atıp bıraktı. 1 tane atıp bıraktı. 2 tane atıp bıraktı. Öyle maçlar oluyor. Hızlı geçen, erken gelen, erken gol gelen maçlarda golü oluyor. Dediğim gibi. 3 maç KG var şeklinde değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Herkese başarılar diliyorum. Videoya like atıp kanala abone olursanız destek olursunuz bize. Herkese iyi bahisler.